Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Ben Samet Karagöz. Nagihan Haliloğlu ile birlikte Sayın Profesör Doktor Mustafa Koç'u konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hocamızla yakın zaman önce yayımı tamamlanan Revnakoğlu'nun İstanbul'u, İstanbul'un iç tarihi alt başlığını taşıyan kitabı konuşacağız. Daha doğrusu 5 ciltlik bu hacimli eseri. Şuradan başlayayım istiyorum hocam. Ön sözde 4 cilt diyorsunuz ama kitap 5 cilt. Nasıl oldu o? Oradan bir şey yapayım. İlk sorum oradan gelmiş olsun. Çünkü hani kitabı ele aldığımızda ilk ön sözü okuyoruz ya, 4 ciltlik bu çalışmada deyip elimizde 5 cilt olunca insan böyle bir şaşırıyor. Fatih Belediyesi bu kitabı neşir kisvesine büründürmeyi talep ettiğinde henüz çalışmayı ikmal etmemiştim. Neredeyse yarısına kadar tamamlanmıştım. Ve Fatih'in nerede tamamlayabileceğimi kestiremiyordum. Herhalde 4 cilt, 4 cilde bağlı olur düşüncesine vardım ve 4 cilde karar kıldık. Ve kitabın girişi o ilk 4 cilt hazırlanırken kaleme alındı. 4 cilt üzerinden gidecek. Ve 4 cilde teslim ettim. Ajansa gittiğinde eser, kitabın peyzajını diyelim artık, mizampajını tanzim eden arkadaş Abdüselam Bey bir gün telefon açtı. Hocam bu ciltlerin sırtına Fatih yazabilir miyiz dedi. Mümkün ama Fatih 5 harf dedi. Çok şık gider dedi. O şık dediği Fatih'i tamamlamak için bir 500 sayfa daha yazmak iktiza ediyordu. İçime döndüm, zihnime döndüm. Bu kadar bir müktesebat var mı daha Mustafa sende dedim. Cehalet ve cesaret beraber yürüyen şey bende. Ve böylece Fatih 5. cilt çıktı ama sehven o bidayetteki 4 rakamını 5'e dönüştüremedik. Öylece kaldı. Çok hacimli bir çalışma. Bu çalışmayı yaparken nasıl zorluklarla karşılaştınız? Oradan başlayalım. Çünkü bu hani önceden yaptığımız sohbette de belirttiniz. Masa başında bir çalışma değil. Manuskripleri ete kemiğe büründürürken ben de ete kemiğe bürünüyordum. Revnakoğlu'nun kitabı mekanlardan, müesseselerden, kavramlardan ama en ziyade insanlardan müteşekkildi. Ve neredeyse tamamı maziye müteallikti. Hissederek yazmak, Revnakoğlu'nun müktesebatına olabildiğince erişebilmek, onun ilmiyle ilimlenmek, onun İstanbul'unu duymak ve o İstanbul'u görmek ve Revnakoğlu'nun İstanbul'unu hali hazıra taşımak bende merkez. Şüphesiz bu dağınık not yığını malzemesine bir ahenge kalbetmek fevkalade sıkıntılıydı. Nasıl dağınık not malzemesi? Orayı bir açalım isterseniz. Çünkü oranın da önemli bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. İstanbul tarihi yazılacaksa temel problem İstanbul neden münezzehtir? İstanbul'dan ne müstahni kalır? Hangi tema İstanbul üst başlığı altında incelendiğinde dışarıda kalır? Herhalde doğru tarif İstanbul'a ait bir metinde hemen her şeyin ama her şeyin dahil olmasıydı. Bir bütüncül bakış, şehri bir kül olarak görme, tulaatından meyhanecilerine, böyle paradoksları da içeren bütün değerler, bütün insan katmanları, bütün bir cemiyet tabakaları ve insana dair olan her şey İstanbul serlevhasında toplanmalıydı. Bugüne kadar İstanbul'u mütalaa edenlerse böyle şumurlu bir üst bakıştan şehri mütalaa etmiyorlardı. Mütemadiyen söylediğim gibi İstanbul bilhassa mazisi hasaten taşa, tuğlaya, ahşaba biraz da resmi gazete üslubuna dönüşen sanat tarihine sığdırılmaya çalışılıyordu. Oysa Revnakoğlu merhum her şeyden evvel şehrin mana cephesini merkeze almıştı.
şehir bir mana etrafında dönüyordu. Ve bu mana sokak sokak, hane hane, konak konak bütün kılcalarına sirayet etmişti. Hiçbir şey diğer şeyden münezzeh değildi. Hasılı birbirinden bağımsız değildi. Ve eski şehrin hayatı mabette, sufi mekanlarda, resmi dairelerde, edebi mahfillerde ve gündelik hayatın hayhoy içerisinde yürüyordu. Şehri bu yüksek seviyeye taşıyabilmek için onu var eden bütün umdeler tabaka tabaka kavranmalıydı. En ziyade bütün bunlar içerisinde şehrin dili, büründüğü kıyafet, ses, ahenk, kavramlar malzemesi, hasılı sadece sayıya dökmeden manayı da içine alan servet. Bir şehri okumak için bu şehrin bütün kıymetlerini ayrı ayrı fasıl fasıl bab bab çalışmak gerekiyordu. Müesseselerini kavramak için İstanbul'da faaliyet gösteren bütün tekkeleri sizde karşılık bulmalı. Az ya da çok bu alem dediğimiz özel isimlerle aşinalık kesbetmelisiniz. Onların kisvesinden davranış biçimlerine, eşya karşısındaki tavrına, ne okuyor, ne hissediyor, eşyayı nasıl görüyor ve bu gördüğü eşyayı nasıl dışa yansıtıyor, nasıl yazıya döküyor. Kademe kademe bütün bir şehri istihab ediyor. Şehrin şüphesiz en yüksekte hususi bir kimyası var. Ama bu müşterek kültür mevzi mevzi hareleniyor, farklılıklar da arz ediyor. Şehrin bütün unsurlarının birleştiği ama dalga dalga, sokak sokak, kılcal kılcal farklılaştığı benzerliklerini ve farklılıklarını görebilmek için sizin de bu eşyayı az çok yakından tanımanız gerekiyor. Malumat yekununa aşinalığınız nispetince edebiyata, eski edebiyata, Tanzimat devri edebiyatına, meşrutiyete, servet-i fununa, cumhuriyete, değişen nizama, İstanbul'un fethinden Osmanlı'nın Söğüt'te, Bilecik'te inkişafına, Bursa'dan, Erzurum'dan, Edirne'den İstanbul'a dönüşünüze, İstanbul'dan Kahire'ye, Bosna'ya, Üsküp'e yayılışınıza. Hasılı en başta söylediğim gibi İstanbul'u kavramak için her şeye hacetiniz vardı. Dolayısıyla Renekoğlu'nun kalem aldığı İstanbul büyük bir peyzajdı. Bu peyzajı doğru okumalıydık. Bu peyzajı Renekoğlu parça parça, kağıt kağıt, sayfa sayfa, tadada gelmeyecek müsveddelere bazen girişi güzel. Bazen ileride bir araya getirip bir ahenk bulmak ümidiyle parça parça 400'e yakın, 360-400 arasında değişen dosya yekûnu. Bazı dosyalarda birkaç bin sayfa, bazı dosyalarda 5-10 bin not. Ve bunlar da alelacele kaleme alınmış, kendisinin okuyabileceği kıratta, ağırlıkta, karışıklıkta harmanlanmış eski alfabeydi. Ve bazen iri, celi, bazen hurde dediğimiz küçük harfler. Bütün bunların içinden çıkabilmek için konteksi, bağlamı, onun size anlattığı hikayenin ihtiyaç duyduğu kelime kadrosunu bilmeniz gerekiyordu. Hasılı eski yazının sıkıntılı bir cephesi de söz konusu özel isimler olduğunda sizi tıkar, sizi engeller. Özel isimlerin Arap harfli metinlerde net ve mutlak bir hale dönüşmesi sadece istidatla değil, yoğun bir çalışmayla
elde edeceğiniz malumat da mümkün. Notlar dağınıktı. Çok dağınıktı. Renekoğlu şehre hanesinden çıkıp yayıldığında da bir darukurrada bir hoca efendinin rahlesinin önüne diz çekiyor. Onu dinliyor, onu kaydediyor. Belki Fatih Camii Şerifi'nde geçiyor. O da minberin kenarında halka dersi yapan, hafız okutan ya da bir başka mekana geçiyor, bir mesnevihane. Mesnevi okutan bir mesnevihan, onun dünyası, onun ilmi, onun tavrı, onun jest mimikleri, iç dünyası, büsbütün biyografisi ama iç biyografisi. Bu Renekoğlu çok defa kaleme aldığı tercüme-i hallerde sizi metnin iç dünyasına sokar. Onunla oturur, onu hisseder, onu duyarsınız. Islanırsınız, size tesir eder. Derinli bir dili vardır. Vaka, eski İstanbul'u anlatabilecek modern bir Türkçe'ye büsbütün de sahip değiliz. O eski İstanbul bir lisanla şekil bulmuştu. O lisan kısmen sahadan, hayattan çekilince modern Türkçe'ye intikal devresi eski İstanbul'un nispeten nakıs kalacaktı. Modern İstanbul'da yaşayan bir şahsın eski İstanbul'a ait metinler malzemesini hafızasında, muhayyilesinde hakkıyla canlandırması biraz imkansıza yakındır. Çünkü mana ve lafız beraber inşa edilen bir hikaye. O hacmi, o mana hacmini o lafız hacmine potasına dökerseniz karşılık budur. İkinci sıkıntı İstanbul'da İstanbul'un mazisiyle teması asgari seviyede olan insanlar İstanbul'da el haleti hadiye yaşıyor. Kimisi Konya'dan, Trabzon'dan, Şırnak'tan, Edirne'den, şuradan buradan geldi. Ve bu şehre gelenler eski İstanbul'u hissederek, duyarak değil, bir nostalji, uzak bir hikaye, egzotik bir peyzaj olarak görüyor. Dolayısıyla geçmişle bağlarını takviye eden bir bellekten mahrumlar. Şehrin belleği de kendilerinin buraya gelmesiyle beraber, hariçten gelenlerin gelmesiyle beraber taşınmış, parça parça olmuş, dağılmış ve nihayet yok olmuş. Birkaç yani göbekten gelen insanlar... Yok olanlar mesela konaklar, değil mi? Eski İstanbul konakları, çeşmeler, ya işte aslında kimi hamamlar. Hani insanların dışında bunlar da zaman içerisinde gidiyor. Allah... Yani kutsal metinlerin bize verdiği malumatta şey geçer. Allah Adem'i yarattı. Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yarattı. Önce taştan topraktan yarattı. Vaka taştan topraktan yaratılan Adem'e Cenab-ı Allah ruh üfledi. Ancak taştan topraktan olan varlık içine ruh üflenince insan vasfını, sıfatını kazandı. Şehre, insanlar şehirde var olduğunda bu ilk ruhtan mada şehrin kendilerine yüklediği ikinci bir ruh. Bu ruh çok zamandır çekildi. Yeni, farklı ve bizi sıkıntıya sevk edecek köksüz, epter, neticesiz bir ruh yüklendi. Biz bu ruhla, ruhu olan kadim bir şehre bakıyoruz. Büsbütün ferdileşen, cemiyet hayatının kopuk olduğu, kıymetlerin sermaye karşısında yerle bir olduğu bir zamanda Renekoğlu merhum bize bu şehirde çoktan gölüp gitmiş, artık geride çok defa izlerini, mezarlarını, seslerini, nefeslerini, eserlerini bırakmamış insanların hikayesini bize taşımaya çalışıyor. Perspektif farklılığımız, vaka aynı coğrafyada olmakla beraber çok uzaktan gelen insanlar olmak, tarihsizliğiyle temassızlığımız, o medeniyeti anlayacak ümmiliğimiz, farkında olmadığımız bir cehaletimiz, büsbütün mahremiyet dolu bir irfanımız, Renekoğlu'nun aramızdaki bağlarını zayıflattı.
Fakat güzel olan cephe, Revnakoğlu özlemle, hasretle duymayı istediğimiz, numune olarak ittihad edebileceğimiz ve şehrin ruh dünyasını şekillendiren kendi halinde insan manzaralarını bize bir bütün aktardı. Artık biliyoruz ki şehir 1950'lere 60'lara kadar 1000 yıl içerisinde İstanbul'un fethinden önceki kronolojiyi de dahil ederek söylüyorum, Müslüman kronolojiyi de dahil etmek istiyorum. İşlene işlene, incele incele kıvamını bulmuş insan tablolarını bize gösterdi. Bütün bunlar içerisinde katibini, devlet dairesinde katibini, medresede müderrisini, camide imamını, çulha diken şeyhini, misafirine sofra çekmek için bakır tenceresini satan insanı, fakir fukarayı lokma çıkarmak için cübbesini rehin bırakan adamı anlattı. Bunları yaparken de Kaş Köş döneminde bize intikal etmeyen yazmaları, mektupları, eserleri, notları, şiirleri de terekesine dahil etti. Fakat bütün bunlar bu dosyalar içerisinde başta bahsettiğim gibi savruldu. Bu dosyalarla karşılaştığımda şehri bu metinlerle taş taş, tuğla tuğla, insan insan inşa etme ihtiyacı duydum. Ama karşılaşma kaotikti. Benim karşılaşmamda belki mekanların bir kısmını, belki mezarların bir kısmını, belki seslerin ancak çok küçük bir kısmını bulabilecektim. Ama onun gittiği yerde bulunmak, onun hissettiğini hissetmek, onun aradığı manayla temas kurmak için bu notların arkasında şehrin ara sokaklarında düştüğüm seyahatler vardı. Onu gördüğü insanları artık göremiyordum. Cemiyet hakikaten dağılmış. Tabii karşılaştırmada ana unsurum Revnakoğlu merhumun anlattığı 60'lara kadar ki İstanbul'du. 40 senede İstanbul'un kimyası bu kadar mı alt üst olur? Kelimeleri bu kadar mı değişir? Kisveleri bu kadar mı? Muaşereti bu kadar mı değişir? Eski İstanbul insanlığını inşa ederken birçok terbiyeyi ortak bir potaya getiriyordu. Saray terbiyesi vardı insanlarda, bir kısım insanlarda. Herhalde sarayın nüfusu da fevkalade yüksekti. Bütün mühim bir bürokrasi saraydan çıkıyordu. Sarayın bir terbiyesi vardı. Eski kalem efendileri dediğimiz devlet dairelerinde katip terbiyesi, devlet terbiyesi, bu kavram içerisinde insanlar bir nizam içinde ortaya çıkıyorlardı. Tekke'de hizmete soyunmuş, seyir-i suluka girmiş, adab muaşeret görmüş, irfan görmüş, teslimiyeti, tevekkülü, sabrı, kanaati merkeze almış. Kalender insanlar çıkıyordu. Bir tekke terbiyesi vardı. Şüphesiz camiden ve medreseden geçenlerin şehre dahil ettiği bir terbiye vardı. Bunların her biri ayrı başına bir şehrin erişeceği şahikalardı ve bu şahikalar kesişiyordu. Diğer bütün müesseselerin şehirde kesiştiği gibi. Bu da İstanbul'u şekillendiriyordu. Birden çene çekilen, birden kaybolan bir manzara, birden hakikatini, mahiyetini yitiren insanlar, bütün bunların içerisinde Revnakoğlu merhum bütün bu yazıları kendisi için yazmıştı. Her şeyi yazmak isteyenin varamayacağı bir menzilde kitabı neşir kisvesine büründürmek iddia büyüktü. Fakat bu iddiayı hakikat sahasına çıkarmak için Anadolu Kavağı'ndan Silivri'ye, Üsküdar Çengelköy'den Eyüp Yamaçları'na, Kasımpaşa Beyoğlu bütün bir boğaz için, hasılı içinden geçmediği sokak, dokunmadığı mezar taşı, kapısını çalmadığı musiki çınar, hattını görmediği hattat, biyografisini yazmadığı
tuluatçı, içine girmediği kulis ve daha sayamayacağım bir yığın yere girip çıkıyordu. Ve her girip çıktığı yerde metinlere aksetmemiş, şifahi rivayetlerle günümüze intikal etmemiş anekdotlar, insan manzaraları, hasılı geçmiş zaman bize anlatıyordu. Renekoğlu merhamı okuduğumuzda en çok içimizdeki vicdanın sesini duyacağız. Çünkü vicdanımız hep güzel şeyler anlatır. Bütün bunların rağmen Renekoğlu merhum Mektebi Sultan Galatasaray Lisesi'nde okumak itibariyle Batı kültürünü, şarkın bütün irfanını ve karşılaştırma, mukayese yapma imkanına sahipti. Bir şeyin kıymeti onun diğer nesnelerle mukayesesiyle ortaya çıkar. Güzelin çirkinden farkını ancak karşılaştırma yaparak bulabiliriz. Renekoğlu bütün bunları tarih ve modern zamanlar içerisinde karşılaştırabilecek bir kudrete yükselmişti. Bu itibarla iyi müderris, kötü müderris, kaliteli şeyh, kalitesiz şeyh, kötü edebiyat, kötü olmayan edebiyat, bu zıtlıklar içerisinde kendi geliştirdiği bir mihenkle bize maziyi anlattı. Ve maziyi anlatırken Renekoğlu'nun İstanbul'u hakikatte büyük mikyasla Renekoğlu'nun biyografisidir. Sizin etrafınızda anlattığınız insanlar bir perspektifle sizin hikayenizdir. Renekoğlu'nun hikayesi de kadim şehrin hikayesiydi. Bu itibarla iki devrin, yani Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in iki devrini idrak etmiş, iki devrin arasını görmüş, müesseselerin intikalini ve değişimini, insan manzaralarını kavramış ve notlamıştı. Bunun içerisinde Abdülhamid'e suikast tehdit edecek kadar ileri safhaya varmış şeyhleri de kaleme almıştı. Jön Türk Marşı'nı yazan şeyhi de yazmış. Ama onları görmüştü. Şehir ayaktayken, şehir İstanbul'ken, şehir güzel İstanbul'ken o İstanbul'daydı. Ve o İstanbul'dayken ve İstanbul o en güzel siluetini devlet yıkılır ve çatırdarken hala şehir güzeldi. Şehri büsbütün yazdı. İstanbul'u yazarken Renekoğlu hayattaydı. Ve İstanbul'un İstanbulluları, İstanbulluların da İstanbul'u inşa ettiğini gördü. Öyledir. Şehir insanını, insan şehrini inşa eder. Buradan hareket edersek 2022'nin İstanbul'unu inşa edenleri, inşa edenlerin İstanbul'unu gördüğümüzde varacağı bir netice, sıkıntılı bir netice. Maalesef. Ama sıkıntıları yani çok güzel anlattınız genel çerçeve olarak ama örnek verebilir misiniz? Yani nasıl sıkıntılar Renekoğlu'nun izinde özellikle İstanbul'da dolaşırken ne gibi sıkıntılar örnek verebileceğiniz var mı? Renekoğlu merhamın sıkıntıları mı? Yok, sizin sıkıntılarınız. Siz hazırlarken yani sonuçta Renekoğlu'nun izinden her şey gidiyorsunuz. Yerinde, evet, her şeyi yerinde görmeye çalışıyorsunuz. İşte bulamıyorsunuz ya da kapılar mı kapanıyor? Neler oluyor? Bu şehirde malumatı veya başka bir şeyi nedense aşinalıklarınız muhitinizin tesiri seviyesince temin edebiliyorsunuz. Yani bir aşinalık. Sizinle bir ülfeti, bir mazisi, hukuku ya da menfaati yoksa insanların sizinle teması daha ziyade kasvetli, soğuk ve mesafeli. Herhangi bir müessesenin, eski tarihi bir binanın içine girebilmek için mütemadiyen tavasutlar aramak. Sokakta geçerken bir mekana, ecdattan yadigar, ecdadın vakıf bıraktığı bir eserin kapısından girmek, eski zamanlardan bir anı yaşamak, İçinize çekilmek,
dokunmak, kendinizi bulmak istiyorsunuz. Böyle halisane ve sizi hassasiyete sevk eden bir hissiyatın içerisinde soğuk bir bakış aralanan kapıda siz kimsiniz diye yukarıdan bakan bir perspektif. Aşmanız gereken engellerden sadece birisi. Vaka o kapı açılsa bile o kapıya girerken bu bayağılık nedense eski eserler 10, 16, 15. yüzyıl, 16, 17, 18, 19, 20. yüzyılda inşa edilen bu eserler bu coğrafyanın yaşayan insanları için yapılmış, vakfedilmiş. Yazık ki bu ecdattan intikal eden mirasa sizin bir ziyaretçi olarak dahil olmanıza engel çıkartıyorlar zaman zaman. Bürokrasi devreye giriyor. Mevzuat mütemadiyen sizinle soğuk bir karşılaşma yapıyor. İnsanlar artık sizin gönlünüze, insan olduğunuza bakmıyor. Dedim ya, cemiyet hayatı için cem olmak kavramı merkezdedir. Artık cem değiliz. Ferdiz. Fer kelimesi deyince de eski zamanlarda eşyayla olan münasebetimiz eşyaya hükmetme ve zamanın efendisi olma üzerinden yürüyordu. Nevi şahsına minhası simalar inşa edebiliyordu kendisini. Oturuşumuz, tebessümümüz, jest mimiklerimiz, aksanımız hususileşirdi. Modern insan bir seri üretim neticesiymiş gibi hep birbirine benziyor. Aynı şekilde ayak ayak üstüne atıyor. Aynı şekilde bardağı tutuyor. Birinin diğerinin çok defa kelime kadrosu, muhtevası farklılık arz etmiyor. Bütün bunların içerisinde yine de cemiyet olamıyoruz. Lenovo'lu merhumun kalem aldığı cemiyette sokağa girdiğinizde 7 numaralı köşkte, konakta, hanede tamburda bir tamburi vardı. Belki 9 numaralı hanede bir kazasker mazulü vardı. Belki 17 numarada bir derviş vardı. Bir bestekar vardı. Bir tulaatçı vardı. Ve bunların kapıları, gönülleri, dimağları size açıktı. İnsanlar kendilerini inşa edebiliyordu. Taalluk dediğimiz, eşya dediğimiz, insanın ruhundan, gönlünden, istidadından uzaklaştıran, zamana yetişememekten naşi bir kaosun orta yerinde kendimize deneme işimiz, kendimizi fark etme işimiz, kendimizi bütün bir mazinin sahibi ve neticesi bir fert olarak görme işimizden dolayı bir takım etiketlerle, bir takım sembollerle kendimizi ifşa ediyoruz. Bir Facebook fotoğrafı ya da Instagram fotoğrafıyız. Perdenin gerisinde ortaya çıkacak meziyetlerimiz azaldı. Karakterimiz bizi diğerlerinden ayırt edecek bir erdem mevkine artık yükselmez oldu. Renekoğlu merhum bu yükselenleri anlattı bize. Bu cemiyet mukallitlerini yetiştiriyor artık. Eskiden insanlar dua ederken bazen Allah'ım derdi. Taklidimi tahkik eyle. Taklit mertebemi tahkik seviyesinde yükselt. Artık taklitteyiz. Hakikate sırtımızı döndük. Mazi her şeyle bize tevarüz eden bir mirastı. Ne iyisini görebiliyoruz ne kötüsünü. Mahsa bize nasıl gösteriliyorsa öyle görüyoruz. Ona intikal edecek vesikalarımız az. Ona intikal edecek bilgilerimiz az. Ona intikal edecek müesseselerimiz az. Bir heyecan devresindeyiz.
eşyayla münasebetimizin temkin mertebesinde muhkem seviyede olması iktiza ederken heyecan halindeyiz. Kalbimizi, ruhumuzu, dimağımızı bulamıyoruz artık. Renekoğlu kalbini, dimağını, ruhunu bulmuş insanlar anlat. Bunları anlatırken dostları vardı. Nevzen Tevfik onun dostuydu. Nevzen'le nevzenlenmişti. Akif merhum onun dostuydu. Nevzen neyi üflerken yanındaydı. Demlenirken yanındaydı. Elmalullah Hamdi yazdı, tefsir yazarken yanındaydı. Tezgahçı Serçe Mehmet Tulaat'a çıktığında oralardaydı. Komik Abdi'yi, Hamdi'yi ve onun takipçilerini görüyordu. Mevlid merasimlerinde oradaydı. Şehrin hafızlarının kartpostallarını biriktiriyordu. Renekoğlu merhum hafızı kütüpleri, kendi köşesinde dil inkılabına iştirak eden insanları, sadeleştirmeye ve özleştirmeye karşı çıkanları, kendi yeni düzende CHP'de mevkilenen şeyhleri, sessiz sedasız yeni düzende düzene intibak edemediği için muvazenesi bozulan, şuuru dağılan, kendisini Bakırköy'de akıl hastanesinde bulan, darül acizede bulan, teessürünün ziyadeliğinden intihar eden, maişet müzayakasından olmadık işlerde çalışan insanları görüyordu. Bir taraftan da mezar mezar dirisini yazdığı şehrin ölülerini de kaydediyordu. Her bir taş tarihi mekana ait, her bir tarihi mekan onun için kıymetliydi. Hiçbir şeyi diğerinden ayırmamıştı. Bir bütündü. Ayıramıyordu da. İnsan bizden uzaklaştığımızda muhayyilemize biraz da kisvesiyle gelir. 3-5 günlük sakalıyla gelir. Tebessümüyle gelir. Sadece ruhuyla gelmez. İkisi birinden tefrik edilemez. Hasılı bir hafızaydı, büyük bir hafıza. Kadim İstanbul. Bu hafızayı istidadı, kabiliyeti, kalemi, kudreti, nüfuzu üst seviyede olan bir Renekoğlu zapt etti. Tuhaf olansa, en tuhaf olan, böyle bir belleği yazıya aktaran bir şahsiyetin yüzlerce yakın tutan dosyaları, metrukesi, terekesi yarım asır boyunca bilindiği halde yeri, muhtevası az çok fark edildiği halde yarım asır boyunca biz ondan, o bizden mahrum kaldı. Bu şehrin, bu cemiyetin ödeyemeyeceği bir borç. Vaka, ölüsünü dirisini zapt eden bu adamın ölüsünün mezarı da cemiyetin büyük bir çoğunluğuna meçhul kaldı. Terekesi meçhul kaldı. Anlattıkları mühim simalar meçhul kaldı. Akif merhumun ilk şiirini, Yahya Kemal'in ilk şiirini, kaybolmuş hatıratları, dosyalarını toplayan bu adamın kendi anlattıklarının dışında diğer şahsiyetlere ait terekeleri de intikal edemedi. Bir not olarak ilave edeyim. Elinizdeki kitap Suruç-ı İstanbul'un kitabı. Ama daha bitmedi hamlemiz. Bunu Renekoğlu'nun kaleminden koskoca bir Eyüp, ardından koskoca bitmez tükenmez Kasımpaşa ve Beyoğlu, bütün bir Boğaz, Üsküdar ve diğer mütemimler inşallah takip edecek. İnşallah. Vaktimizin sonuna geldik hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. Hem Renekoğlu'nun çalışmasını bize aktardınız, hem de o Renekoğlu'nun hafızasını tuttuğu İstanbul'u bir nebze olsa vaktimiz el verdiğince bize aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.